Sabah Hristiyanlar için kutsal olan Meryem Ana'nın evine gittik. Sonrasında Efes Antik Kenti'nde dolaştık. Selçuk'ta biraz dinlenip mola verdikten sonra şu anda Şirince'ye geldik. Şirince, Selçuk'ta eski bir Rum köyü. Adı gibi oldukça şirin bir yer. Film setinden çıkmışçasına güzellikte bir yer. Bugün buranın sokaklarını dolaşıp kalan zamanımızda biraz vakit geçireceğiz. Eğer sizin de yolunuz bu tarafa düşerse muhakkak Şirince'ye uğrayın derim. Tarihi mahzenin olduğu kilisenin bahçesine doğru geldik. Birazdan gireriz. Aşağıda tarihi mahzen var. Şurada paralar var. Amaç şu küçük deliğe parayı atmak. Oraya atarsak duamız kabul oluyor. Şu meyvelerden bir dondurma. Kilisenin girişinde dilek mumu. Şöyle bir kilisenin girişi var. Kilise çok güzel bir kilise. Kilisede fotoğraf sergisi varmış. Daha önce de fotoğraf sergisine denk gelmiştik. Dünya matematikçileri bu köyde buluşuyor. Şirince'de Nesin Matematik Köyü var. Daha önce gelmiştik oraya. Videosunu da çekmiştim. Şirince'de Cumhuriyet Bayramları davullu zurnalı kutlanır. Şirince renktir. Sokakları, sergileri renklidir. Fatih'in papağanları ile fotoğraf çekilebilirsiniz denmiş. Onlar Şirince'nin yaşayan tarihi. Evet, Şirince'nin kumda kahvesi, gözlemesi oldukça meşhur. Şirince şarapları da tabii ki meşhur. Biraz önce kilisenin bahçesindeki bozuk para atılan yer. Şirince'ye kar yağınca böyle oluyormuş. Herhalde Selçuk'a doğru manzaranın olduğu bir alan. Nemika gülümsermiş. 90 yaşına gelmiş. Allah uzun ömür versin. Sağlıklı ömür versin diyelim. Şirince'den manzaralar. Şirince'de iki tane kilise var. Daha çok uğrak yeri olan, biraz daha ayak altı olan kilise burası. Kilise iki katlı. Ben gelemez miyim? Kiliseden bahçesine doğru çıkalım. Şu olay çok güzel. Birazdan ben de atarım.
parayı şu küçük deliğe atabilme olayı. Şirince'nin o güzel manzarasına doğru gidelim. Burası tarihi bir Rum evi. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler de buraya geliyor. Evlerin de mimarisi Rum mimarisi şeklinde. Bu evlerin bir özelliği daha var. Şirince'deki hiçbir evin manzarası bir başka evin manzarasını kapatmıyor. Öyle bir özelliği var Şirince'deki evlerin. Oldukça güzel, hoş bir yer. Birazdan kumla kahve içeriz. Buranın kumla kahvesi oldukça meşhur. Çocuklar biraz önce o dondurmadan aldılar. Ben de pilavlı dondurma diye istedim. Biz de kahveden aldık. Kahvenin yanında bir şey şerbetlediler ama anlayamadım. Bir de şerbeti var. Kiliseye gider diye yazmıştır. Şirince'de zaten dediğim gibi iki tane kilise var. Birisi biraz önce ayrıldığımız yer. Diğer kiliseye gider miyiz, bitmez miyiz bilmiyorum ama bir tane daha kilise var. Türk sinemasının unutulmaz yönleri. Şirince'deki diğer bir kiliseye geldik. Bugün epey bir tarihi kilise dolaşmış olduk.
Şirince oldukça güzel bir yer. Gelip burada sokaklarında yürüyerek bu güzellikleri görerek stresinizi atabilirsiniz. 2012 yılında Maya takvimine göre kıyamet kopacaktı. Ama Şirince'de kopmayacaktı. O dönem oldukça popüler olmuştu. Televizyonlara, haberlere çıkmıştı. İnsanlar sokaklarda kalmıştı. Yol kenarlarında çadırlar kurmuştu. Onun haricinde de oldukça güzel bir yer. Bunlar tek kullanımlık türbüşonmuş. Şirince'nin şarapları meşhur. Aynen, zaten iç kontrolü tavanla da yürüyorum ben. Abi yürüyüşür, yarın 9.30 gibi açıyorum, iyi olsun. Çankası'ya gideceğiz. Bugün Meryem Ana'nın evi, Efes Antik Kenti, ardından Şirince. Epey bir dolaştık, epey bir yürüdük. Güzel bir stres attık. Eğer buralara yolunuz düşerse, bu yerleri gezebilirseniz eminim mutlu olursunuz. Sizlere de stres atmış olursunuz. Kuşadası'na gelip gelmemekte kararsızlık, saatten dolayı şu an akşamüstü oldu, akşam olmak üzere gelsek mi gelmesek mi bilemedik. Geldik, geldiğimizde iyi oldu. Şu an Kuşadası'nda çok sevdiğim, gelmesini çok sevdiğim bir yerdeyim. Hatta bakalım nereye geldik. Şu an Gazi Beğendi Tepesi'nin olduğu yerdeyiz. Buranın özelliği, Atatürk Kuşadası'na geldiği zaman buradan Kuşadası'nın manzarasını seyrediyor. Kuşadası'na girerken ilk burada duruyor, burada konaklıyor ve Kuşadası'nın buradan o güzel, mükemmel manzarasını seyrediyor. Tam karşıda şurada Kuşadası'nın simgesi, arkadaki alan güvercin ada.
Birazdan şu karşılara, sahilin olduğu yere doğru gideriz. Kordon boyunda yürürüz. Şu an burada belediyenin işletmiş olduğu bir kafe var. Şöyle Atatürk'ün de heykeli. Buranın gerçekten çok güzel bir manzarası ve oldukça da anlamlı bir yönü var. Kuşadası, Gazi Beğendi Tepesi. Kuşadası'nda kordona geldik. Şöyle sahil kenarına doğru gidelim. Deniz epey bir dalgalı. İnsanlar dinleniyorlar. Bazıları denizde. Ege Denizi'nin serin sularında. Eşsiz güzelliğiyle Kuşadası'ndayız. Buraya gelip gelmemekte kararsızdık ama şu an geldiğimize değdi diyoruz. Gayet güzel. Kuşadası'nda kordon boyu yürüyorum. Bir bardak kahvemi aldım. Sokaklar oldukça kalabalık. Tabii Ağustos ayındayız. Kuşadası dolayısıyla cıvıl cıvıl. Sokaklar kalabalık, hareketli. İnsanlar tatilini yapıyor, dinleniyor, eğleniyor. Ben de kısa bir yürüyüş yapayım diye sahilde şu an çıktım. Yürüyüşümü yapıyorum. Kapında fırıldıkla görürsen bir gün şaşırma. Gül mü diken mi, yana yana ben yandım. Benim adım Korken. Bugün oldukça güzel bir gün geçirdim. Meryem Ana Evi, Efes Antik Kenti, Şirince, Kuşadası derken akşamı tamamladık. Gayet de güzel oldu. Sizlere de videoyu izlediğiniz, izlemeye değer bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, saygıyla kalın, hoşça kalın diyorum.